Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle etmek tatlısı yapacağım arkadaşlar. Ramazanlıkta tatlılardan en çok sevilen tatlılardan bir tanesi. Şimdi şekerimden şöyle iki şey koyuyorum içine, fincan. Bizimkiler fazla şekerli sevmiyorlar. Onun için ben iki fincan koydum böyle. Hemen bunu kenara alıyorum. Ocağımı yakıyorum. Şekerlerimi erimeye bırakıyorum arkadaşlar. Bir yandan da burada yemeğim var. Yemeğimi de yapacağım. Etini koydum biraz yumuşasın, çabuk pişsin diye. Menümü de sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi biz yemeğimiz orada şekerde bir yandan erirken şöyle şekerimizin hafif altını kısalım. Yanmasın. Şöyle şu şekilde. Şuradan hemen paketimizi açalım. Sağ ol. Alıp böyle diziyoruz güzelce. Zaten bir paket bir tepsiye sığıyor arkadaşlar. Tam oluyor. Şekeri karıştırayım mı? Karıştır yavaş yavaş. Kırmızı şeker gibi koydum. Sen pamuk şeker gibi koydun. Anne. Bölüyorum arkadaşlar şu kenara da koymak için şöyle. Nasıl oldu var ya? O dedi anneyin anne kedi zili yapmıyor dedi. Ben de dedi yapacak bir gün dedi. Herhalde kedi zili var dedi. Yoksa annem yapar falan bir şeyler dedi. Sonra dedi yaparsa bir tabak bana yanırsın dedi. Ben dedi. Bu etmek kedi zili de. Etmek. Şöyle aralarına da kırıklarını koyuyorum. Hemen bir tane daha kesiyorum. Ve bunu da bu kenara koyuyorum arkadaşlar. Böyle içinde 3 tane bir de yarım var. Bunu kenara alıyoruz. Şerbet. O kaynasın önce. Şeker şey oldu mu? Eridi değil mi? Eridi. Altını aç biraz. Hangisi bu? İkinci. Haydi bir ne yapışıyor anne? Yapışır o öyle. Bir yandan da muhallebisini hazırlayalım arkadaşlar. Şeker bir yandan erirken ekmeklerimizi dizdik zaten. Şöyle hemen bir bardak şöyle şeker koyuyorum içine yine.
içine boşaltıyorum. Eriyecek o, eriyecek. İyice eriyecek. Fazla karıştı değil mi? Tamam, bırak. Yemek kaşığı un, şöyle tepeleme normal koyuyoruz. Undan ona değişiyor bazen arkadaşlar. Şöyle 2 yemek kaşığı nişasta. Şeker var ya. Hmm. Onu altına kıs, altına kıs. Kenara yanına. Böyle eridi arkadaşlar. Bir paket şekerli vanilya. Döküyorum. İsterseniz için arkadaşlar bir portakal veya da limon kabuğunu rendeleyip de içine koyabilirsiniz. Şöyle şimdi bunu iyice topakları gidene kadar karıştıracağım. Altını azıcık aç oğlum. Onu. Daha çok olur. Şekerimiz böyle eriyecek arkadaşlar. Kırmızı kıvamı alacak. Elemem. İçinde topaklar var. Onlar eriyor zaten. Normalde de eriyor. Çalışmaz da anne. Evet. Anne. Şimdi bunun şekerini ekleyelim. Suyunu ekleyelim pardon. Bayağı kırmızı kıvamı aldı arkadaşlar, bakın böyle. Şimdi üzerine suyu döküyorum. 2,5 su bardağı ben su ekledim üzerine. Çünkü çocuklar olsun, eşim olsun fazla sulu şekerli sevmedikleri için ben şekerini az koydum. Bakın böyle. Bunu hemen diğerini alıyoruz böyle.
kafası. Öncülere de Bunun bu içindeki topak eriyor zaten arkadaşlar. Kaynayınca kendiliğinden eriyor. Şöyle arada bir karıştırmak lazım. Sen şunu şöyle karıştır al. Bu tarafta. Elini bu tarafa çek. Ne tarafa? Şu tarafa. Muhallebimizi de pişiriyoruz arkadaşlar bir yandan. Dur onu bana verse. Şöyle bakın. Kenarına yapıştırıyorum. Bir yandan kaynasın arkadaşlar. Bir yandan ben de muhallebimi pişireyim. Elim onu ıslak bardağın için çıkmaz o. Onun üzerine dökeceğim ben. Bunu karıştır. Dökmeler. Anne. Şöyle bakalım mı? Evet. Bakın içi de iki de erimiş arkadaşlar. Altını söndür onu bir tarafta. Baban kim çalacağına mı? Aynen. Bunu şimdi ekmeklerin üzerine döküyoruz arkadaşlar şöyle. Şerbetin hepsini döktüm arkadaşlar. Bakın bu hepsini çekiyor zaten. Hiçbir şey kalmıyor. Muhallebimiz de burada kaynamak üzere. Şöyle. O suyu kapatalım. Doldu.
Zaten muhallebimiz pişene kadar bu da şerbetini çeker iyice. Üzerinde hiçbir şey kalmıyor. Bakın koyulaşmaya başladı. Zaten kıvamını alıyor. Şöyle iyice karıştıralım ki topaklanma olmasın içinde. Çok az bir miktarda şöyle margarin ekliyoruz. Bakın baloncuklar çıkmaya başladı. Bakın içinde margarinimiz eridi. Hemen altını söndürüyorum şöyle. Çok güzel bir kıvam aldı arkadaşlar, mis gibi. Bakın içinde şerbet hiçbir şey kalmadı. Çekti zaten. Hemen şimdi muhallebisini üzerine döküyoruz. Hayır. Muhallebimiz böyle tamam arkadaşlar. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. İyice soğuduktan sonrasında, üstü böyle tam donduktan sonrasında güzelce üzerinin krem şantisini hazırlayacağız böyle. Şantisini de hazırlayıp üzerine süreceğiz. Üzerine isteğe göre Hindistan cevizi. Şimdi bunu soğumaya bırakalım arkadaşlar. Ve o soğurken beraber ana yemeğimizi de yapalım. Arkadaşlar şimdi ana yemeğimize geçiyoruz. Ana yemeğimde patates sulusu ve bulgur pilavı yapacağım. Eşim bulgur pilavını çok sevdiği için bulgur istedi o. Ben bir yemeği biraz fazla yapıyorum. Soranlar olmuştu hani. Niye yemeği, bu kadar yemeğin hepsi yeniyor mu bitiyor mu falan diye. Burada bizim bir komşu vardı. Onun hanımı ameliyat olmuştu. O ona yemek gönderiyordum biraz. Şimdi de o çok şükür iyileşti. BİM'de kızlar var. BİM'de çalışan kızlar var. Onlar Ramazanlık'ta onlar istiyorlar. Abla akşam menüde ne var diye soruyorlar. Onlar isteyip onlara gönderiyorum.
Yemeği onun için biraz fazla yapıyorum. Şöyle hemen içine soğanını doğruyorum. Tatlımızı burada soğumaya bıraktım arkadaşlar, orada soğusun. Şimdi içine salçasını ekliyorum. Şimdi elektrik kesildi arkadaşlar. Elektrik kesilince ortalık karanlık oldu. Şimdi üzerine yıkadığım patatesleri ekliyorum hemen. Şöyle şu şekilde. Şöyle yemeklerime her zaman eklediğim gibi karabiber, tuz ekleyeceğim. İlk önce suyunu koyalım. Şöyle hemen suyunu ekliyorum. Biraz daha ekleyeceğim su. Çünkü suyu az oldu.
Şimdi iyi oldu arkadaşlar. Şimdi üzerine tuzunu, tuz eklemeyeceğim pardon. Karabiber ve kimyonunu ekleyerek şöyle kimyon. Karabiberim bitmiş. Karabiberim kalmamış. Sadece kimyon attım. Ve şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şimdi kaynasın. Sonra bunu kenara alıp pilavımızı pişirimine geçelim. O zamana kadar elektrik de kesilir. Pardon, gelir. Arkadaşlar patates sulusu bayağı kaynadı. Şöyle. Bakın çok da güzel pişmiş. Güzel de özleşmiş. Şöyle mis gibi olmuş. Şimdi hemen bunu kenara alıyoruz. Şöyle. Şöyle arka tarafa koyuyorum. Tenceremiz ısınsın. İçine yağını koyalım. Şimdi bir paket krem şantimi koydum arkadaşlar. Üstüne de bir çay bardağı kadar süt koydum. Bunu çırpacağım şimdi. Bunu çırpayım. Tatlımızın üzerine süreceğim. O sırada şehriyemiz de kavrulsun. Şöyle. Tatlımız soğudu nasıl olsa. Arkadaşlar şehriyemiz kavruldu. Üzerine hemen bulgurunu döküyorum. Zaten biraz fazla yapacaktım. Hemen tuzunu atalım. Şöylece. Kaya tuzu kullandığım için bu biraz fazla gibi gözüküyor ama kaya tuzu olduğu için normalde tuzlu olmuyor. Billur tuzu olsa fazla oluyor.
Şöyle kaynamaya bırakıyoruz. Bu kaynasın arkadaşlar. O kaynarken şurada da hemen krem şantimizi tatlımızın üzerine sürelim. Şöyle üzerine hemen krem şantisini de böyle sürmüş olduk arkadaşlar. Şöyle şurası az oldu sanki. Şöyle tatlımız böyle hazır arkadaşlar. Üzerine dilerseniz hindistan cevizi serpebilirsiniz. Ama ben hindistan cevizi serpmeyeceğim. O gün yaptığım tavuk göğsünde muhallebi de yani eşim de dedi hani hindistan cevizi katma diye. Kızım da sevmediği için ben hindistan cevizi dökmeyeceğim üzerine. Şimdi tekrar pilavımıza geçelim arkadaşlar. Pilavımız burada kaynıyor. Ağzını kapatmayı unuttuk. Bu burada pişsin arkadaşlar. En son halini, pişmiş halini görelim. Pilavımız bayağı suyunu çekti arkadaşlar. Şöyle. Biraz nemli. Daha. Şöyle şu şekilde. Burada da salatamız kızımız yapıyor arkadaşlar. Şöyle burada da salatamız var. Şöyle yemeğimize geri dönelim. Bugünlük menümüz bu şekilde arkadaşlar. Bulgur pilavı, patates sulusu. Gördüğünüz gibi zaten patates sulusu da burada. Şöyle göstereyim. Patates sulusu da burada. Böyle suyu da aktı biraz. Pilavımız böyle bu şekilde. Salatamız ve Allah olmayanlara nasip etsin arkadaşlar. Menümüz böyle. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.